Arkadaşlar merhaba. İslam felsefesi ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün Farabi'nin İlimlerin Sayma adlı eserinin ikinci bölümünü müzakere edeceğiz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olsanız bu konudaki çalışmalarımıza desteğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Farabi'nin bu kitabı niçin kaleme aldığını, hangi ilimleri hangi sıralamada bize vereceğini ve bu kitabı okuduğumuzda bize ne tür bir kazanç sağlayacağını ya da okumadığımızda da ne tür bir kaybımız olacağını açıklamıştı. Şimdi ikinci bölümde yani girişten sonra Farabi dil ilmine geçiyor. Dil ilmi niçin en başta veriliyor? Çünkü dil ilmi bir kişinin ilimleri ve disiplinleri anlamasında en temel unsur. Eğer kendi dilini doğru ve düzgün bir şekilde konuşmazsa kişi bu noktada yani kendini ifade etme ya da okuduğu metni anlama noktasında birçok sıkıntıyla da karşı karşıya kalabilecektir. Şimdi peki Farabi'ye göre dil ilmi nasıl değerlendirir. Farabi dil ilmini iki kısma ayırıyor. Bunlardan birincisi lafızların ezberlenmesi ve bunların her birinin neye delalet ettiğinin ortaya konulması. İkincisi ise bu lafızların kanunlarının bilinmesi. Şimdi kanunlar da her sanatta bulunur. Burada sanat dediğimiz aslında disiplin arkadaşlar, bilimsel yöntem. Şimdi neden kanun her disiplinde bulunur? Bir disiplinin sağlam bir şekilde teşekkül etmesi onun ilkelerine bağlıdır arkadaşlar. Eğer orada ilke yoksa ona bir ilmi e, disiplin deme imkanımız yoktur. Çünkü her gelen kendi kafasına göre bir anlam dairesi oluşturuyorsa buna bilimsel bilgi ya da e, ilmi bir yöntem ya da ilmi bir usul dememize imkan yok. Onun için de burada bize kanun kelimesinin anlamını da veriyor Farabi. E, bunlar tümel, kapsayıcı sözlerdir. Yani ilkelerdir. Peki bunlar niçin var? Bunlar ya bu sanattan olanları kuşatır yani sanatın içine dahil olan bütün unsurları net bir şekilde bizim için ortaya koyar ki bunu öğrenecek kişi açıklamaları anlasın ve bu ilkeleri öğrendikten sonra da ona göre davransın. Ya da ona ait olmayanları dışarıda tutsun. Bu da önemli çünkü bu sanata girenle girmeyeni ayırt edemezse o zaman dil ilmiyle alakalı olmayan şeyleri de bu disiplinin içinde alır ve o zaman iyice kafası da karışabilir. Onun için ait olmayanları da dışarı tutması lazım. Üçüncüsü kendisinin doğru görmediği ya da yanlış bulduğu bir hususu sınayabilsin ya da doğru gördüğü şeyleri ispat edebilsin. Yani kanun bize bunu verir. Mesela bir tartışma esnasında dille ilgili bir problemi çözme yolumuz neye dayanır arkadaşlar? Temel ilkelerimizi eğer ortaya koyabilirsek bu ilkeler bağlamında karşımızdaki insana bunları söyleriz. Ve eğer ikna olursa kendi e, savımızı da desteklemiş oluruz. Ve e, aynı şekilde... E, bu sanatın içerdiği ustan öğrenilmesi ve zihinde tutulması. Yani kanunlar aslında bize ileriki noktada e, öğrenme kolaylığı da sağlar. Eğer biz bu ilkeleri öğrenirsek her bir e, işte e, durumu ayrı ayrı değerlendirip onu zihnimizde tutmak yerine kural ve kaideyi bildiğimiz zaman, uygulayacağımız yeri de bildiğimiz zaman o zaman e, zihnimizdeki dille ilgili da ne yapmış oluruz? çözülmemiş oluruz. Şimdi e, dış dünyadaki... Tek tek unsurlar e, bu kanunlar çerçevesinde zihnimizde tümel anlamlar oluşturur arkadaşlar. Yani dışarıda her bir unsuru tek olarak ele aldığımız zaman bunları zihnimize eğer tümel bir şekilde almasak bunlarla ilgili değerlendirme yapma imkanımızda her birini tekrar tekrar görme e, ile gerçekleşecektir. Bu da imkansız bir hale gelir. Onun için de e, zihinsel tümel ilkeler, her ilmin, her disiplinin ana unsurlarını teşkil eder. Şimdi herhangi bir sanatta geçerli olan kanuna dair her söz zikrettiklerimizin ya her birine ya da hepsine deraret etmesi için konmuştur. Yani burada bir söz zikredilmişse bu kanunlarla ilgili ilkeler onlarla da irtibatlandırılıp onlar üzerinden de okunabilir. Şimdi bu kanunlar başka ilimlerde yok mu? Başka ilimlerde de var. Mesela kadim filozoflar bir cismin nicelik nitelik ya da başka hususlarda duyuların yanlış yapıp yapmadığını ölçmek için şakül, pergel, cetvel, e, terazi gibi e, unsurları kullanmışlar. Yine yıldız cetvellerine ve hesap sistemlerine de kanunun adı verilmiş. Hacimli kitapların akılda tutulması için muhtasar yani özet mahiyetinde olan kitaplara da kanunlar denmiş. Yani kanun arkadaşlar bize kısa ve öz bir şekilde bir e, ölçü ortaya koyan temel ilkeler. Şimdi bu kanunla ilgili söylediğini Açıkla, kanunla ilgili ifadelerini açıkladıktan sonra tekrardan e, dil ilmine dair değerlendirmelerine dönüyor Farabi. Ve diyor ki her topluluğun dilinde bir şeye deraret eden kelimeler müfret ve mürekkep yani tekil ve birleşik olmak üzere iki kısımdır. Tekil olanlar beyazlık, siyahlık, insan ve hayvan gibi kelimelerdir. Birleşik olanlar ise insan hayvandır, amr beyazdır gibi iki tane kelimenin ya da ikiden fazla kelimenin birleşimiyle oluşturulmuş kelimelerdir. Şimdi tekil Zeyt ve Amr gibi özel isimlerde de oluşabilir. Yine insan, at, hayvan, beyazlık, siyahlık gibi eşyanın cinslerine ve türlerine delalet eden e, şekilde de gelebilir. Tekil cinslere ve türlere delalet eder. E, i̇simler, kelimeler ve edatlar bundadır. Yani isimler, e, fiiller ve edatlar da bunlara dahildir. Şimdi e, Arapçadaki kaideler üzerinden okuduğumuz zaman e, isimler ve kelimeler, erkeklik ve dişilik... Tekillik, ikillik, çoğulluk gibi bir takım unsurlar barındırır. E, kelimeler yani fiiller içinde zamanları barındırır. Bu da geçmiş, an ve gelecek şeklinde ifade edilebilir. E, ve bunlarla ilgili bütün ilimler aslında yedi başlık altında toplanabilir. Tekil lafızların ilmi, birleşik lafızların ilmi, lafızların tekil olduğu durumdaki kanunların ilmi, lafızların birleşik olduğu durumdaki kanunların ilmi, yazının tahsih kanunları ilmi, ve şiiri dair tahsih kanunları ilmi. Şimdi e, gördüğümüz üzere eğer dille ilgili bir uğraş vereceksek bu yedi alanla ilgili bir e, birikime sahip olmamız, bunlarla ilgili temel ilkelere sahip olmamız lazım ki bu dille ilgili yaptığımız değerlendirmelerin akademik ve analitik bir sisteme oturmasını sağlamış olalım. Şimdi tekil lafızlara delalet eden ilim, eşyanın cinslerine ve türlerine delalet eden tekil lafızlardan tek tek delalet ettiği şeylerin ilmini, Onların ezberlemesini, ezberlenmesini tamamının rivayet edilmelerini içerir. Yani bu aslında bir kelimenin oluşum seyrini, gelişimini ve dönüşümünü bize ilkesel bazda ortaya koyan bir yaklaşım biçimi arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Bir kelimeyi izah ederken en başından günümüze kadarki ki sürecini hem gramatik açıdan hem de anlam bakımından analiz etmeye dayalı bir ilme işaret ediyor. Birleşik kelimeler e, ilmi ise yani birleşik lafızların ilmi ise şairlerin ve hatiplerin tasnif ettiği şekil üzere bu topluluktaki birleşik lafızlar olarak kullanılan sözlerin ilmidir. Mesela toplum nezdinde meşhur Fesahat ve belagat sahibi kişiler bunları konuşur, anlatır, ezberler. Yani bunlar da toplumda birleşik kelimeler olarak atasözleri, deyimler ya da diğer hususlarla toplumun hafızasında yer etmiş ve nasıl oluştuğu ve nereden geldiği ile ilgili temel unsurları barındıran vezinli ya da vezinsiz bütün ifade tarzları birleşik kelimeler içerisinde birleşik lafızlar pardon birleşik lafızlar ilmi içerisinde değerlendirilebilir. Şimdi tekil lafızların kanunları ilmine baktığımız zaman burada alfaba harflerinin sayısı ses çıkarmaz olanların neresinden çıktığını hangisinin sesli hangisinin sessiz olduğu ünsüz olduğu ikillik çoğulluk erillik dişillik gibi Dilin konumuna ve durumuna göre e, her bir kelimeyi irdelememizi işaret ediyor. Birleşik lafızların ilmi ise birleştiklerinde veya terkip oluşturduklarında isimlerin ve kelimelerin sınırlarına dair kanunları veriyor. İkinci olarak birleşme ve düzenleme durumundaki kanunları veriyor. Ve bunlarla ilgili e, bu ilkeleri nasıl ve nereden aldığımıza dair bize bir usul gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada edatlarla ilgili bir açıklama da var. Edatlar nasıl kullanılıyor, nerede kullanılıyor ve isim ve fiille ayrılma noktaları ya da onların birbirleriyle olan irtibatları noktasında da dil ilminin konusuna giriyor arkadaşlar. Şimdi yazı kanunları ve düzgün okuma ilmi de dil ilminin içerisinde Farabi tarafından ifade edilmiş yazı kanunları ilmi ilk olarak satırlarda yazılan ve yazılmayan harfleri açıklar, sonra satırlarda bunların nasıl yazıldığının yöntemlerini açıklar. Yani düzgün bir yazı yazma becerisine sahip olmamız da ve bunu nasıl sağlayacağımıza dair bir anlayış ve bir ortak tutum geliştirmenin yolu da yazım kanunları ilinden geçiyor. Şimdi bir de doğru okuma kanunları var. Bu da aslında noktalama işaretlerini nerede ve nasıl kullanacağız? Nereye koyacağız ve nasıl bir sistem oluşturacağız? Bunun üzerine e, ifade ediliyor arkadaşlar. Sözlerdeki kesme işaretlerinin, sözlerin e, okunurken vurgulamasının, tonlanmasının nasıl yapılacağına dair doğru okuma kaidelerinde Farabi e, bir e, dil ilminin alt başlığı olarak ifade etmiş. Şimdi en son şiir ilmine değiniyor dil konusunda. Şiir ilmi, e, lisan ilmine benzemesi bakımından 3 kısma ayrılıyor Farabi tarafından. Bunun ilki İster basit ister bileşik olsun şiirlerde kullanılan vezillerin sayımından oluşuyor. Yani vezinleri nasıl kullandığımıza dair temel ilkeleri tespit ediyoruz. İkincisi beyitlerin sonlarındaki kafiyeyi vezin vezin araştırıp onlara ortaya koymak. Üçüncü kısım ise şiirlerde hangi lafızların kullanmasına uygun olduğunu ve şiirin niteliğinin nasıl bir üst noktaya taşınabileceğine dair ilkeleri bizlere veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Farabi'de dil ilmi ile ilgili yaklaşım tekil lafızlar, birleşik lafızlar ve bu birleşik lafızlarla ilgili temel kanunlar, tekil lafızlarla ilgili temel kanunlar ve hem yazma hem de okuma kanunlarına göre nasıl bir sistem izleyeceğimizi ortaya koyması bakımından bütüncül bir çerçeve veriyor. İşte bunun devamında gelen şiir de dil ilminin tamamlayıcı bir unsur olarak Farabi tarafından burada zikrediliyor arkadaşlar. Ben bugünkü müzakeremi burada bitiriyorum. Sizlerin de katkısı, önerisi olursa videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bir sonraki müzakeremizde bizim de temel dayanak noktalarımızdan birisi olan mantık disiplini ile ilgili Farabi'nin görüşlerini sizlerle beraber ilimlerin sayımı bağlamında müzakere edeceğiz. Hepinize müzakerelerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.